üstüne karışılmaması lazımdı. Ve biz çok düşündük. Siyaset çok düşündü. Millet çok düşündü. Her seçim tartıştı. 2011 seçimlerinde tartıştı. 2015 seçimlerinde tartıştı. Evet. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tartıştı. 1990'lı yıllardan itibaren tartıştı. Bu anayasa, yani 1960'ta rahmetli Menderes'in kanı üzerinden yapılan bu anayasa, 1982'de evet bu ülkede sağcı ve solcu gençleri birbirine düşürerek, onları birbirine öldürterek, onun üzerinden ülkeyi kurtarıyorum diye göstererek o çocukların kanları üzerinden yapılan bu anayasa, evet bu anayasa bu ülkeyi taşımıyordu. Bu ülkede kriz üretiyordu. Bu ülkede darbe üretiyordu. Ve bu ülkede ey Beşiktaşlılar, bu ülkede bizi birbirimize düşürüyordu. Alevi diyordu. Sünni diyordu. Türk diyordu. Kürt diyordu. Başı açık diyordu. Başı örtülü diyordu. Laik diyordu. İrticacı diyordu. Köylü diyordu. Şehirli diyordu. Bizi birbirine düşürüyordu. Bu anayasa hiçbir sorunu çözmedi. Ne bu ülkede zayıf hükümet sorununu çözdü. Ne sandalye üzerinden kirli pazarlıkları, meclisteki kirli pazarlıklar sorununu çözdü. Hiçbir şey çözmedi. Türkiye zayıflıkla beraber yürüyebilecek, yarına adım atabilecek bir coğrafya değildir. Türkiye'ye zayıflık yakışmaz. Türkiye'ye güçsüzlük yakışmaz. Yakışmadığını gördük. Ayağımız ne zaman çukura düşmeye başladığı zaman akbabalar bu coğrafyada türediler. Bunu hep beraber gördük. Bakın bir referanduma gidiyoruz. Biz referandumu Hollanda'da yapmıyoruz. Biz referandumu Almanya'da yapmıyoruz. Biz referandumu İsviçre'de yapmıyoruz. Biz referandumu o ülkelerde yapmıyoruz Beşiktaşlılar. Biz referandumu Türkiye'de yapıyoruz. Kendi insanımız için yapıyoruz. Kararı biz vereceğiz. Ve herkes bugün istediğini söyleyebiliyor. Evet niçin evet dediğini anlatıyor. Hayırcı niçin hayır dediğini anlatıyor. Ve herkes özgürlük içerisinde istediğini ortaya koyabilme fırsatına sahip olabiliyor. Bakın ne zamandan beri bir seçim kampanyası yürütüyoruz. 1-2-3 olayın dışında, o da her zaman olabilecek olayların dışında, en ufak seçimlerde bile gördüğümüz olayların dışında, bugün Türkiye olgun bir seçim ve Türkiye çok sesli bir seçim ortaya koyuyor. Bırakın bizi, biz konuşalım. Bırakın bizi, biz tartışalım. Bırakın bizi, istediğimizi yapalım ve gerçekleştirelim. Bırakın, çünkü acıyı çeken biziz. Çünkü evladını kaybeden biziz. Çünkü fukaralığa düşürülmek istenen biziz. Çünkü kardeşi kardeşe düşürmek istenen biziz. Kıymetli Beşiktaşlılar, bunun üzerine biz Milliyetçi Hareket Partisi ile bir araya gittik. Bir adım biz attık. Bir adım onlar attılar. Biz feragat ettik. Milliyetçi Hareket Partisi feragat etti. Artık şundan yorulmuştuk biz. Neden? Şundan. Artık her pazar günü seçimden sonra hükümet nasıl kurulacak tartışmalarına pazartesinden itibaren başlamaktan yorulduk. Bizim işimiz gücümüz var. Türkiye'nin işi gücü var. Milletin işi gücü var. İnsanlarımızın işi gücü var. Oyumuzu kullanırız. Kararımızı veririz. İsteriz ki pazartesi hükümet iş başı yapsın. Ve bize verdiklerini yerine getirsin. Söz düellolarına, karşılıklı tartışmalara, bugüne kadar bizi alaşağı eden, oyalayan, zayıflatan kavgalara, çatışmalara artık girilmesin. Ve her pazartesinden sonra herkes işine baksın. Esnaf işine baksın. Memur işine baksın. Anne işine baksın. Öğretmen işine baksın. Bu sistem 7 Haziran'da gördük hep beraber. Bu sistem 7 Haziran'da hükümet kuramadı. Ve her gün bu hükümet nasıl kurulacak diye tartıştık. Yatırım yapmak isteyen yapamadı. İşe girmek isteyen giremedi. Evet, yarına umutla bakmak isteyen bakamadı. Çocuğunu evlendirmek isteyen biraz daha bekleyelim dedi. Bunu biz yaşadık. Hep beraber yaşadık. Sizler yaşadınız. Ve biz Milliyetçi Hareket Partisi ile ortak bir metinde artık bu sistemin darbeler üretmemesi için, artık bu sistemin kriz üretmemesi için, artık
bu sistemin hükümetsizlik üretmemesi için bir araya geldik. Huzurunuzda Milliyetçi Hareket Partisi'ne de, huzurunuzda Sayın Devlet Bahçeli'ye de teşekkür etmek istiyorum.